Bir tane polislerin arasında interneti çok kötü olan Şimdi var. size de bilgi vereyim. Ha, bu Watkins'miş lan. Evet, buyurun. Bölgeye değişmeli olarak devriye aracı sağlıyoruz. Şimdilik tek bir araç duracak ama devamlı olarak değişecekler. Çift devriye veriyorum sizin oraya. Evin Tamam. etrafında bölgede sürekli olarak sizi koruyan bir ekip olduğunu bilin. Ekipler değişme saatlerinde dahi biri gelmeden diğer ekip bölgeyi nasıl denir bırakamayacak. Değişmeli olacak yani. Hep biri Tabii. koruyacak orayı. Tabii yani 24 saat boyunca aynı kişileri buraya Yazık yönlendiremiyoruz. be. Belirli saat aralıklarında değişimle uğrayacaklar. Bu konuda sizin de anlamadığınız bir şey veya sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok vallahi memur bey de yani hani dediğim gibi korkuyorum birine bir şey olacak diye. O yüzden hani polisler adına da korkuyorum, anlatabildim mi? Neyse tamam, yani ben bir şey, her şeyi anladım. Miko, soracağım bir şey var mı? Yok abi. Biz peki Evden evden falan çıktığınızda yanınızda ayrılırken birine oturuyoruz. rapor vermek zorunda mıyız? Şöyle bölgedeki memurlar zaten sizi izleyecek. O yüzden evinizden çıkarsanız takipte olurlar belli mesafede. Yine arkanızda kalırlar. Veya bir ekip bu bölgede kalır. Başka bir ekip sizin arkanıza girer. O yüzden o konuda hiç şüpheniz olmasın. Şimdi Mükremin Bey ve Mia Hanım'ı araçtan indireceğiz. Saruhan Bey, sizle tekrar departmanda bir görüşme sağlayacağız. Bu Oha. olaylarla ilgili tüm detayları size ileteceğim Yarraydik. bizzat. Ufak birkaç bilgi de geçeceğim. Dediğim gibi bundan sonra güvenliğiniz polis departmanına emanet. Başka da söylemek istediğim bir şey yok. Tamam Şu peki, ben o ek zaman... olarak bölüyorum. Bu sağ taraftaki arkamızdaki araç, şu anda burada duracak araç. Bu aracı iyi tanıyın. Bu aracın içerisindeki memurlarla etkileşime de geçebilirsiniz. Tamamdır. Kendileri göreceğiniz tanıdık simalar olacak artık sizler için. Tamam, teşekkür ederiz. Ben bir evi açayım, bir içeriği de kontrol edeyim. Öyle geleyim yalnız hemen 2 dakikaya. Tabii, bekliyorum. Biraz hızlı olursanız Hadi, sevinirim. Tabii, hemen. Ağam benim motora bir şey yapsanız da. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Gelin, ben size eve kadar götüreyim de içim rahat etsin. Teşekkür ederiz. Geliyorum. Lan niye gidiyorsun bir daha? Bilmiyorum, benimle bir şey mi konuşacak, detay. İnecekler tabii. Adamlar gelip beni tarıyor. Bu adamlar da ne yapsın? Garibimler. Sinirlendim. Çok sinirlendim. Sikeceğim bu klavyenin ızdırabını, amına koyayım. Çok kızgınım. Miko'ya seslen de bir gelsin, ne yapıyor orada ya? Zaten Miko. Lan! Ya teyze. Ya of. Yok, sıkıntı yok. Vallahi bakın yani yaşadık bir talihsizlik de sizdeki cesaret de yani inanılmaz. Yok. Ay amına koyayım, tam RP'ye girdim. Niye bunlar gitti ya? Ne oluyor amına koyayım? Bir evi kontrol edeyim de ben. Gel Mia, gel. Tam ev temiz. Miko, beni istiyorlarmış departmandan, basıp gidiyorum. Benim tamam, konuşacak, ifadem alacak. Hiçbir şey detaya girmiyorsunuz. Biri gelirse Miko, burası sana emanet. Tamam, bak benim çekmecede çekmece şey? Emanetim var. Onu al. Tamam, hatta dur. Bak yerini göstereyim sana. Göster abi. Bak şu alt çekmecede temiz hangisiydi? Temiz hangisiydi? Buydu değil mi? Alt çekmecede duruyor, alırsın oradan. Tamam abi. Sonra yerine bırak ama. Tamam abi. Hadi ben gidiyorum. Mia, tamam abi. Korkma, aklın tamam mı? Kalmasın. Miko burada. Tamam. Dikkatli ol sen de. Hadi görüşürüz, geliyorum ben.
Ya siktir edin üst alt amana koyayım ya. Buraya devreye değişimini sağlarız. Onu da gerekli ayarlamanı sen yap. Tamam, anlaşıldı, ben detayını. Oğlum bir de bizim üzerimizde 120 lira var. Geliyorum, geldim. Ben kapıları falan her şeyi kilitlettirdim onlara. Miko da zaten başında duruyor ama çok zamanımı almayın da dön, yani başlarında durayım, çok canım sıkılıyor. Tabii. Çok zamanınızı almayacağız. Ufak bilgilendirme geçeceğim şimdi size. Tamam. Departmanda zaten anlarsınız. Aslanlar be. Vallahi ben artık gerçekten akıl sağlığımı yitireceğim. Tabii ki yani yaşadıklarınız çok zor, çok geçmiş olsun. Vallahi artık zor mu diyeyim, acı mı veriyor diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Ama sağ olun, var olun yani, siz de destek çıkıyorsunuz. Allah razı olsun. Ne demek, tabii görevimiz. Beni sikecek mi burada, ne yapacak? Düşse Rusların adamıymış, alıp götürüyormuş amına koyayım. Teğmen. Queen 35 hattan ayrılıyor, kısa süreliğine çağlara kapılayım. Anlaşıldı, tamam. Şimdi benim, ben ifade verdim, bir daha ifademi mi alacaksınız? Tabii. İfade işlemleri. Ne oluyor daha sonra oğlum? Size de biraz bir bilgilendirme, briefing tarzında bir şey yapılacak. Merak etmeyin. Tamamdır. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Teğmen Watkins mi oğlum? Ah siktir. Ah siktir. Kim bu, Rus mu? Alpaslan, Alpaslan. Biz karakola gitmiyor muyduk? Kim bunlar? Ezel. Oha, yemin ediyorum böyle bir şey tahmin etmedim bile ya. Alpaslan Bey değil mi o ya? Ondan da sikeyim, ne oluyor? Pas verin. Alpaslan Bey. Şöyle araçtan dışarı alalım sizi. Gel oğlum, gel. Alpaslan Bey hayırdır? Bir gerildim bir an. Sıkıntı yok. Sağlığınız nasıl? İyi mi herkes? Vallahi daha iyiyiz. Yani kurşunlar gelmedi bana. Yaralımız da yok ama 2-3 tane genç vardı, bizim komşulardan ölenler oldu. Bir de ben anlamadım. Şey, Teğmen'le ilişkiniz bu seviyede olduğunu bilmiyordum. Fazla sorgulama sen onları. Tamam. Beni dinle. İş ciddiye bindi. Tamam mı? Teğmen sana zaten gerekli yardımı yaptı. Önünde, evinde, çevresinde polisler dolanacak. Bununla ilgili bilgimiz var. Bunun yanı sıra ben de bu Granger'lardan bir iki tane sürekli peşinde gezecek. Kafan rahat olsun, tamam mı? Benim adamlarım da seni kollayacak polislerin yanı sıra. Bunlar polislerle çakışmayacaklar. Onu biz Teğmen'le kendi aramızda hallederiz. Yani bir nevi şehri koruma durumu. Şimdi sen bana şeyi söyle. Ne dedin, elinde adam var falan filan. Bir şeyler söyledin telefonda. Kimmiş o? Ya bana bir mesaj geldi, göstereyim size de. Sesli konuşuyorum ama. Bu da sıkıntı yok abi. Bu benim eski dostlarımdan, muhasebecim Doğa. Bizim eski, anlattım ya, deli balımız vardı, barımız vardı. Benim kardeşim gibidir. Bir anda böyle bir mesaj geldi. Kafasına dayamış orospu çocuğu silahı, bir de şey atıyor. Oğlum, Fred, sakin. Yani durum bu. Şimdi bu adamlara ben mesaj atıyorum, ulaşamıyorum. Arıyorum, açmıyorlar. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Öldürdüler mi, kaldılar mı? Hiçbir fikrim yok. Tamam, sen bunu bana bırak. Bunu ben çözeceğim. Şimdi sen benim direktiflerimi anladın mı? Sakın kahramanlık yapmaya kalkma. Bak, hem
Departman tarafı seni kolluyor. Hem ben seni kolluyorum. Sakın bir kahramanlık Aga be. yapmaya kalkma. Yok benim zaten o kadar gücüm olsa. Ben yeter ki bak Alpaslan Bey net söylüyorum. Benim yanımda 3-5 tane insan kaldı. Onların canına zarar gelmesin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şeyde de gözüm yok. Yeter ki ben onları koruyabileyim ama koruyamadığım yerde de sizler koruyun. Derdim o. Sen bunları dert etme. Şimdi bunlar zaten bir kudurdular, anladın mı? Hazine işine falan girince yakında da açılış yapacağız. O O açılışa yüzden bunlar bunlar bir rahat salmaz söyleyeyim. onu düşüneceğiz. Şu anda önemli olan ne? Şu anda senin, çevrenin, çocukların sağlığı, tamam mı? Biz bunu en minimum seviyeye çekiyoruz. Çevrendeki tehlikeyi elimizden Tamam. geldiğince. Sen de ağzını sıkı tut. Hatta şu anı bile unut. Yok ben şu an unuttum zaten. Böyle bir şey görmedim, bilmiyorum. Tamam tıp. Tamam. Hemen sana yardımcı olacak. Ek olarak da dışarıda iki tane bizim aracımız var. Arkadaşları görüyorsun. Bir soluna bir sağına bak. Evet. Silahları falan maşallah. Artık işler ciddiye bindi oğlum. Ya bu ya Hero ya Mero durumunda Alpaslan Bey ben size diyeyim. Bu adamlar o yeni şeyi neyse hadi sonra konuşuruz o konuyu. Ne olur ne olmaz Şimdi şimdi. Ben de şaşırdım ne yapacağımı bilemedim. Adamlar tamam. taşaklı Şimdi abi. sen Ne diyeyim amına koyayım bir şey yok. Demenin arabasına bin. Senin sorgu işlemlerin halledildi, tamam mı oğlum? Arabalarda, bizim arabalarda size eskortluk yapacak. Hemen seni bırakacak, oradan da alacaklar. Anlaştık mı? Anlaştık tamamdır Alpaslan Bey. Doğa mı dedim bu çocuğun ismi? Doğa. Fıtıklı derdik biz ona canım kardeşim. Tamam. Sen bunun benim elimde olduğunu unut. Kafanı tak. Tamam, ben halledeceğim bu işi. Tamam bir haber alırsanız ne olur haber edin tamam mı? Ben zaten kendi alanımı koruyorum şimdi. Yanlarına gitmek için sabırsızlanıyorum. Nefesim bitti. Tamam. Hadi bakalım. Sen git şimdi evine. Ailenin yanına git. Tamam mı? Herkese de Altan nerede? Altan. Altan'a ulaşamadım en son hastanedeydi çıkmış. Ulaşamıyorum. Miko geldi ama Miko evde Mia ile birlikte. Tamam. Altan'a da söyle durumları. Altan'a da bahset. Ama arkanda gördüğün arabayı sakın en yakınına bile bahset. Tamam o Tamam. iş bende merak etmeyin. Hadi bakalım aslanım. Allah'a emanet teşekkür ederim. Hadi koçum. Çocukları takip edin. Oğlum ben böyle bir şey, yani güzel olmuş, güzel düşünmüşler. Bayağı güzel düşünmüşler. Helal olsun lan size. Teğmen ağzımı bile açmıyorum. Evet, iyi bir fikir. Sikmesinler. Hazır bu kadar yakınlaşmışken bir ruhsat ayarlasak mı? Bu saatten sonra ruhsata da ihtiyacım yok zaten ya. Arkada keleşli adamlar bekliyor. Benim götü kırık Tabii şu pistolüm. anda ruhsatla yapabileceğiniz her şeyi yapan Aynen. Ben insanlar var vazgeçtim. Az çevrenizde. önce vazgeçtim. Dedim Alparslan indir o eli. Sikerim bak senin yanına. Oğlum benim götü kırık pistolüm ne olacak yani? Adam altın skinli keleşle duruyor arkamda. Teğmen. Oğlum bad cop yasak dedik. Teğmen bad cop'muş. Yok bu başka bir mevzu. Abi kurgu adminlerin. Ben karışamam. RP'yi ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Çok da güzel yapmışım neler ya. Adam baron. Bir de bu herife diyorlar ki amına koyayım chatte bana. Abi şuna racon kessene. Al amına koyayım raconu keseyim de götüme sok. Sonra Saru neden CK yedi? O siktir. Hop. Ne oluyor oğlum burada? Daha öyle dönüş yaparsan rozetini alırım.
NPC sanmıştır bu arada. Adam teğmenle denk geldi sokakta amına koyayım. Polisler gitmiş galiba. Burasıydı değil mi? Evet evet burası. Teğmen çok şaşırdım ama teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Gönlüm biraz daha rahat oldu. Rica ederiz ne demek. Biz evde sakin sakin bekleriz. Dışarıdaki polis arkadaşlara da zaten ne ihtiyacı varsa karşılarız. İçecek, yiyecek, ne varsa mi hazırlar. Tabii tabii onlar burada sürekli olarak devrede olacaklar. Artık nasıl iletişim kuracaksınız orası size kalmış. Aynen bundan sonra o şerefsizler düşünsün. Kıza geliyor herhalde. Ben gidiyorum daha fazla mesainizi harcamayayım. Tabii şöyle buyurun. İyi geceler. İyi geceler Allah'a emanet. Siz mi bekleyeceksiniz nöbette? Büyük ihtimalle. Evet, bir ihtiyaç var mı? Estağfurullah sağ olun. Tamam. Ben sizin bir telefon numaranızı alayım da almış mıydım bakayım bir.